Çiğ köfte. Hı-hı. Canım çekti kızın evinde gördüğümden beri. Ne dedin? Hop! Ne dedin? Canım çekti dedim. Ondan sonra ne dedin? Kızın evinde gördüğümden beri. Kızın evinde çiğ köfte mi gördünüz? Yani evet, dolapta vardı. Bir şey bulamadık dediniz. Nasıl yani hocam? Etli mi etsiz mi? Yani ben çok anlamam ama etliydi galiba. Yani hepiniz toplanıyorsunuz, kızın evine gidiyorsunuz. Kızın evinde çiğ köfte görüyorsunuz. Canınız çekiyor, aş eriyorsun. Üzerine muhabbet ediyorsunuz. Hala nörosisti, serkosist demiyorsunuz. Bravo size. Beyninde kurt mu var diyorsun yani? Evet. Her şey uyuyor. Belki de yıllardır bu kurtçukla yaşıyor kızcağız. İyi de hocam, her çiğ köfte yiyen acile mi gidiyor? Üstelik genellikle bu domuz etinde görülen bir durum değil mi? Ya kim bilir kimin yaptığı belli olmayan çiğ köftenin içine ne eti koyduklarını nereden biliyorsun? Her şey olabilir onun içinde. Şimdi söyle bakalım nörolog efendi. Vücudunda tenye olan birine kortizon verirsen ne olur? Ha? Söyle bakalım. Önce hastanın durumu iyiye gider, sonra kötüleşir. Tipik bir vakada pişmemiş et yersen tenyanın larvalarını da yemiş olursun. Bu kurtçuklar kancalarıyla bağırsağa çapa atarlar. Orada kalırlar, orada yaşarlar, orada büyürler, orada ürerler. Çiğ köfte. Adı üstünde çiğ. Ama hocam tek bir lezyon var hastada. Kızın beyninde problem. Beyin nere, bağırsak nere? Tipik bir vaka dedim. Bizimki tipik demedim. Bir tenya günde 30.000 yumurta bırakır. Nereye gider bunlar? Dışkı yoluyla dışarı. Dışarı. Hepsi değil. Yumurta larvaya benzemez. Yumurta bağırsak duvarını aşabilir ve kana karışabilir. Kan nereye gider? Her yere. Her yere. Eğer kurtçuk sağlıklıysa bağışıklık sistemin haberi bile olmaz kurtçuğun varlığından. Kendine bir duvar örer, özel bir sıvının içerisinde rahat rahat yaşar. Harika bir şey. Harika bir şey hocam. O zaman biz bir baytar çağıralım. Kurtçuğu tedavi etsin hocam. Kız da mutlu mesut yaşasın. Yani kusura bakmayın ama... Çok geç. Çok geç. Kurtçuk ölüyor. Ölmekte olan tüm canlılar gibi gücünü kaybediyor. Bağışıklık sistemi bunun farkına varıyor. Kurtçuğa saldırıyor, savaş başlıyor. Savaş meydanında her şey şişiyor. Neresi savaş meydanı? Beyin. Beyin için bu çok tehlikeli. Hastamızın kafası gidiyor. Göremiyor, konuşamıyor. Senin söylediklerin tamam, evet ama kesin tanı için yeterli değil. Kanıt olmadan da tedaviye başlayamayız. Tenye olduğunu kanıtlayabiliriz. Yani %100 emin değilim ama... Satete gelsene. Röntgen. Röntgen çekeceğiz. Basit, eski 100 yıllık teknoloji. Tenye güneş gibi parlayacak röntgende. Kontrastlı MR gibi olacak aynı. Tomografide bir şey çıkmadı ama. Tenye'nin oluşturduğu kist beyin sıvısıyla aynı yoğunlukta olduğu için bir şey çıkmadı tomografide. Emre haklı. Röntgen çekeceğiz. Beyni değil ama, bacakları. Tenyalar kasık adelelerine bayılır. Beyninde varsa mutlaka bacaklarında da vardır. Çekin röntgeni. Meneciğim, şimdi hiç kıpırdamıyorsun, tamam mı? İşte bu gördüğün bir tenye larvası. Yani bacağımda varsa beynimde de var mıdır? Ve bu çok iyi bir haber. Şimdi ne yapacaksınız? Seni iyileştireceğiz. Al bandazol. İki tane ilaçla mı iyileşeceğim ben? Aynen öyle. Her gün en az bir ay boyunca tok karnına içeceksin. İki tane ilaçla mı?
İpek Hanım, hiç uzatmaya gerek yok. Biz oğlumuzu başka bir hastaneye sevk etmenizi istiyoruz sizden. Lütfen. Elbette. Oğlunuzu almak istiyorsanız tabii ki saygı duyuyorum. Karar sizin. Ama ben hala burada kalması gerektiğine inanıyorum. İpek Hanım, biz artık bu hastaneye güvenemiyoruz. Aşı olmuş muydu? Ne? Biyolojik annesi aşı olmuş mu bebekken? Deniz 6 aylıkken bütün aşılar ne oldu? Bebekler neden 6 aylıkken aşı olurlar biliyor musunuz? Çünkü 6 aylık olana kadar biyolojik annelerinin bağışıklık sistemiyle korunurlar. Şimdi tekrar soruyorum size. Deniz'in biyolojik annesi bebekken aşı olmuş mu? Biliyor musunuz? Bebek kızamık virüsünü kapar. Vücudunda döküntüler olur. Ateşli günler geçirir ama sonra iyileşir. Bazen milyonda bir gibi bir ihtimalle de olsa mutasyona uğrar. Zamanı gelince tekrar canlanır ve beyin hücrelerine saldırmaya başlar. Saatli bomba gibi. Subokut, siklorozan, panansefalit. Ta kendisi. Türkiye'de yılda 150-160 vaka görünür. Hastamız şu an birinci evrede. Ancak ikinci evreye geçtiği takdirde... Ölür. Ne zaman ikinci evreye geçeceğini anlamamız imkansız mı? Belirtileri göstermeye başladı bile. Bu gece de olabilir, bir ay sonra da olabilir. Bilemeyiz. Bir şey yapamaz mıyız? Tedavi edemez miyiz? Aslında bir yol daha var. Gözünü uyuşturduğumuz için bir şey hissetmeyeceksin. İğne gözünün arkasına ulaşacak ve retina biyopsisi yapacağız. Sorunun mutasyona uğramış virüsten kaynaklandığını ispatladık. Oğlunuzun hastalığının adı subokut siklorozan penansefalit. Nedir durum? Tamam. Kabul ettiler. Güzel. Günaydın. Sana iyi haberlerimiz var.
Tedavinin işe yarıyor. Bağışıklık sistemin de olumlu yanıt verdi tedaviye. Biraz erken ama bakalım. Yukarı bak. Gayet güzel. Bakalım beynimiz neler yapabiliyor. Y ile başlayan hayvanları say bakalım. Yengeç, yunus ve yaşlı fil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.